Eğer bir dağın tepesinde tek başına yaşayan bir keşiş değilseniz NFT'ler hakkında mutlaka bir şeyler duymuşsunuzdur. NFT'ler yani non-fungible tokenlar blockchain dünyasının en büyük sürprizlerinden bir tanesi. Milyarlarca dolar değerlere ulaştı. Şu anda NFT pazarının büyüklüğü her gün 100 milyonlarca dolarlık NFT'nin ticareti yapılıyor. Tek cümleyle anlatmak gerekirse NFT demek ne demek? Dijital bir yaratımınızın sahipliğini, dijital yaratım ne olabilir? Bir video kaydı, bir yazı, bir ses kaydı, bir görsel her şey olabilir. Dijital yaratımın sahipliğini blockchain'e kaydetmek, daha sonra da bu sahipliğin nasıl el değiştireceğini kontratında oraya gömüp onu satışa çıkartmak. Daha Türkçe konuşmak gerekirse mesela bir dijital illüstrasyonunuz var, onu blockchain'e kaydediyorsunuz. Bunu kim nasıl satın alabilir? Koşullarını oraya yazıyorsunuz, sonra satışa çıkarıyorsunuz. İnşallah da birileri gelip onu satın alırsa epeyce bir para kazanıyorsunuz. Herhangi bir dijital yaratımınız varsa ama onu NFT'ye nasıl dönüştüreceğinizi ve nasıl satacağınızı bilmiyorsanız bu bölüm tam size göre. Çünkü bu bölümde 7 basit adımda o eserinizi blockchain'e nasıl kaydedebileceğinizi, nasıl bir NFT'ye dönüştüreceğinizi ve nasıl satışa çıkaracağınızı anlatıyor olacağım. Daha fazla uzatmadan başlamak istiyorum ama küçük bir davetim var. Benim Nasdaq hisseleri nasıl yatırım yapılır isimli bir eğitimim var. İlk 3 tanesi hızlıca dolunca Mart ayında bir program daha açtık. Onda henüz boş yerler var. Eğer ilgilenirseniz linkini aşağıya bırakıyorum. Kendiniz için bir NFT yaratmak istiyorsanız birinci adımınız NFT yaratmak değil, kendinize bir dijital cüzdan yaratmak. Bu konuda en popülerlerden bir tanesi MetaMask ve MetaMask OpenSea gibi büyük NFT pazar yerleriyle doğrudan entegre edebiliyor. O yüzden benim de açık tercihim. MetaMask'ı kullanmanız gerekiyor. Peki MetaMask cüzdanı nasıl indirilir, nasıl kullanımına başlayabilirsiniz? Aslında yapmanız gereken oldukça basit. Önce Chrome'u açın çünkü MetaMask bir Chrome eklentisi. MetaMask'ı bir cep telefonu aplikasyon olarak indirebilirsiniz ama orada NFT yaratamıyorsunuz. Orada sadece NFT'yi satın alabiliyorsunuz. NFT yaratmak istiyorsanız onun internetteki versiyonunu açmanız lazım ve bir Chrome eklentisi olduğu için Chrome üzerinden açmanız gerekiyor. Şu anda MetaMask IO sitesine gittik. MetaMask IO sitesine gidince şu sağ yukarıda download diye bir bölüm var. Yani indir diye ona tıklıyoruz. Download et dediğinizde önünüze 3 opsiyon çıkıyor. Chrome, iOS ve Android. Tabii ki burada bilgisayarda bunu kullanacağımız için Chrome'u tercih ediyoruz ve install MetaMask for Chrome diyoruz. Geri çıkan ekranda Chrome'a ekle diyoruz. Artık o bir Chrome eklentisi haline geliyor. Burada uzantıyı ekleyeyim mi diye Chrome tekrar sordu. Evet dedik ve uzantımız denetlenecek, sonra eklenecek. Evet, şu anda MetaMask Chrome eklentimizi artık yaratmış durumdayız. Eğer daha sonra buraya geri dönmek isterseniz şu sağ tarafta Chrome'da şöyle bir bölüm var. Görüyorsunuz şu ikonu. O uzantılara, eklentilere ulaşacağınız bölüm. Oraya tıkladığınızda MetaMask'a tekrar geri dönmeniz mümkün. Peki MetaMask'ı ekledik. Eklenti olarak var. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki bir hesap açmamız lazım. O yüzden alttaki Get Started bölümüne basıyoruz. Zaten sembolü olan bu tilki de bize eşlik ediyor. Onu biraz oynayabilirsiniz de. Hadi şimdi basalım. Burada iki opsiyon çıktı karşımıza. Daha evvelden bir hesabım var. Onu mu dönmek istiyorsun? Yoksa yeni bir cüzdan mı açmak istiyorsun diye. Biz ikinciyi, yani Create a Wallet, yeni bir cüzdan yaratı tercih edip ona tıklıyoruz. Burada bir takım sorular soruyor. Onaylıyor musun diye. Tabii onaylayacaksın. Yoksa kullanamıyorsun zaten. I agree diyorsunuz ve giriyorsunuz. Burada bir parola yaratmanız gerekiyor. Bir de şifre onaylamanız gerekiyor. Bunları yaptığınız anda hesabınız hazır. Şimdi cüzdanınızı yarattınız ama onun güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Bir şifre var girmek için, tamam, ama ya bir gün o şifreyi unutursanız ya şifrenin başına bir işler gelirse, buna karşın size bir güvenlik önlemi önerisi var MetaMask'ın. Onu mutlaka uygulamanız lazım. Başka videolarda daha detaylarını bulabilirsiniz. Türkçe epey bir konuda video var ama kısaca işin sırrı şu. Size 12 kelimeden oluşan bir şifre veriyor. O 12 kelimeyi mutlaka bir yere kaydetmeniz lazım. Onlar sizin esas şifreniz. Yalnız bu şifre çok önemli hakikaten. Çünkü bu 12 kelimeden oluşan şifreyi birisi ele geçirirse işiniz bitti. Her şeyinizi elinize alır MetaMask'taki. Veyahut da siz bu şifreyi bir gün kaybederseniz ve o ilk girdiğimiz şifreyi de ulaşamıyorsanız ay ve yediniz, bir daha MetaMask'a ulaşım yok. Bir çağrı merkezi yok. Bir müşteri hizmetleri yok. Bu iş biter. O yüzden o 12 kelimeyi gerçekten çok güvenli bir yere kaydedin. İnternet erişilebilecek bir yer olmasın bu. Bir kağıt parçası daha iyi, hafıza daha iyi. Ve kimlerle paylaşacağınıza çok dikkat edin. Çünkü paylaştığınız insan o şifreyle bütün MetaMask'taki dijital varlıklarınıza el koyabilir. MetaMask cüzdanınız hazır, onu güvene aldınız. MetaMask cüzdanı sadece NFT ticareti için değil, bütün coinlerinizi saklamak, coinlerinizi başka coinlere dönüştürmek için de kullanabilirsiniz. Ama o ayrı bir videonun konusu olsun. Biz şimdi bu MetaMask'imizi en büyük NFT pazar yeri olan OpenSea'ya bağlamayı, OpenSea'de bir hesap açmayı, NFT'mizi buraya yüklemeyi ve oradan NFT satışına başlamayı
öğrenelim. Elbette OpenSea dışında da NFT pazar yerleri var ama OpenSea en büyüğü. 200 milyon doların üzerinde günlük NFT ticareti var burada. Ayrıca yüklemesi, satması da kolay bir yer. NFT almak isteyen herkese mutlaka gelip OpenSea'ya bir göz atıyor. Ve ben OpenSea'yı biliyorum. Bütün bunları bir yere getirdiğimizde neden OpenSea'ya odaklandığımızı görüyoruz. Ama dediğim gibi alternatif pazar yerleri bulunuyor. OpenSea pazar yerine yine Chrome üzerinden bağlanmanızı tavsiye ederim. OpenSea.io hesabıyla bağlanıyorsunuz. Bağlandığınızda önünüze iki opsiyon çıkıyor. Explore yani keşfet veya create yani yarat. Tabii biz burada kendi NFT'mizi yaratacağımız için create'e basıyoruz. Create'e bastığınız anda önce cüzdanınızı bağlamanızı istiyor. Burada bazı opsiyonlar var. Biz MetaMask'i tercih ettik. O yüzden onu bağlıyoruz. MetaMask'i bağla deyince tıkladım. MetaMask hesabınıza gitti. Orada işte bağlantıyla ilgili bazı sorular soracak size. Ben şu anda MetaMask hesabım boş. Örnek olarak hazırlamıştım bunu. Adresi onaylı mı? Verify the address of your permitted accounts required diyor. Evet dediğiniz anda OpenSea ile MetaMask birbirine bağlanmış oldular. Bu adımdan sonra artık OpenSea'de yeni NFT'nizi yaratacak duruma geldiniz. Şimdi daha evvel yaratmış olduğunuz bir eseri buraya yükleme zamanı geldi. JPEG dosyaları, videolar, ses kayıtları her şey olabilir. Yeter ki dijital olsun. Burada Create New Item diye tuşladığınızda neler yükleyebileceğinize dair burada bilgiler veriyor. Üst sınır 100 MB daha büyük dosyaları yükleyemiyorsunuz. Gelin biz de bir dosya yükleyelim. Çok sıradan bir dosya yükleyeceğim sadece örnek olsun diye. Bir PNG dosyası yani bir görüntü dosyası. En son bundan bir önceki videomun kapağı buraya kapak diyelim. Bir isim vermeniz gerekiyor. Bu ürünle ilgili bir tanıtım siteniz varsa external linki ona tıklıyorsunuz. Oraya bir site yaratıp bu ürününüzün ne olduğunu orada anlatıyor olabilirsiniz. Buraya bir ürünü anlatıyorsunuz biraz. Kapak dosyası diyelim mesela. Kısaca gidelim ki çabuk ilerleyebilelim. Daha sonra bu bir koleksiyona dahil mi? Hayır, benim bir koleksiyonum yok bununla ilgili. Buna bazı özellikler ekleyebilirsiniz. Buna properties deniyor. Bazı seviyeler ekleyebilirsiniz. Numarasal seviyeler. Yani şöyle tıkladığınız zaman bunları görebiliyorsunuz ne olduğunu ama ben sizleri çok fazla uğraştırmayacağım bu tarafla. En sonda da bunu bir işaretlemekte fayda var. Eğer açık seçik bir içerikse onu explicit diye işaretliyorsunuz. Eğer içerisinde bunun başkalarının açamayacağı şifreli bazı şeyler koyuyorsunuz da yine oraya buraya evet diye şuraya tıklıyorsunuz. Şöyle bunları sağa doğru kaydırarak yapılıyor bunlar. Ama bunlar biraz daha açıkçası ileri seviye NFT üreticiler için geçerli. Daha sonra bundan kaç tane satmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Bir olabilir, iki olabilir. Bu sayı size kalmış. Tabii az olmasına fayda var ki insanlar bunun kıt olduğunu düşünüyor olsunlar. Daha sonra da bu NFT'nizi hangi blockchain'e kaydedeceğinizi seçiyorsunuz. En çok kullanılanı Ethereum ama ben mesela Polygon'u tercih edebilirim. Çünkü Ethereum'da insanların o NFT'yi indirmek için de gas fee'ye yani para harcama ihtiyaçları var. Sizin buraya yüklemek için de gas fee'ye yani para harcama ihtiyacınız var. Ethereum'un tabii avantajı daha fazla insan Ethereum kullanıyor. Ethereum'un avantajı ama onun dışında maliyet olarak baktığınızda avantaj aslında Polygon'dan ya da ben Polygon'u seçeyim. Buna bastığınızda artık create başlıyor. Yani ilk NFT'nizi mint etmiş oldunuz. Minting aslında para basma sözcüğünden geliyor. Darphane sözcüğünden geliyor. İlk paranızı basmaya hazırsınız diyebilirim. Basmaya hazır olduğunuz anda bunu ben paylaşayım mı bilgileri devreye girmeye başlıyor. Eğer istiyorsanız bunu sosyal medyadan vesaireden paylaşıyorsunuz. Eğer istemiyorsanız ben şu anda istemiyorum çünkü çok uyduruk bir NFT hazırladım. Bunu kapatıyorsunuz. Tabii sonra satmak istiyorsunuz. Satmaya geçmeden önce burada görüyorsunuz bu NFT'niz bir kere yüklendiği zaman kaç kişi bunu incelemiş, kaç kişi almak istemiş, takip etmek istemiş vesaire bazı bilgiler var. Bu sizin o NFT ile ilgili temel veri dosyanız. Eğer ben bunu satmak isterim diyorsanız sell bölümüne gidiyorsunuz. Sell bölümüne gittiğinizde bunu kaç Ethereum'a satmak istiyorsunuz? Öyle bir Ethereum diye yazayım tabii iddialı oldu. Benim bu uyruk eserimi kimse bir Ethereum'a neredeyse 4000 dolara yakın fiyata almaz ama olsun yazalım. Ve kaç ay boyunca satışa tutmak istiyorsunuz? Bunu ortaya koyuyorsunuz. Başka bazı opsiyonlara girmek de mümkün. Artık NFT'nin satışta ben tabii bu süper uyduruk NFT'mi satışa koymuyorum. Rezil olmanın alemi yok. Tabii OpenSea pazarına bir NFT'nizi yüklemiş olmanız müşteri yağacak anlamına gelmiyor. Acayip rekabetçi bir pazar. Yüzlerce NFT her an yükleniyor ve bazıları gerçekten çok güzel eserler. Bazıları sadece bir NFT değiller. Daha evvel anlatmıştım. Sıkılmış Maymunlar Kulübü örneğinde olduğu gibi bunlar aynı zamanda bir sosyal topluluk token olarak da kullanılabiliyorlar. Çok rekabetin olduğu bir yer. O yüzden sizin NFT'nizin orada öne çıkması işte kolay değil. İşin enteresanı hangi NFT öne çıkar konusunda bir altın kural da yok. Bu pazar yeni oluşuyor. Şunu biliyoruz, topluluk tarafından çabuk ilgi görüyor olmak önemli. O yüzden
önceden bir topluluğunuz varsa bu bir avantaj. Benim bir haddini aş kulübü topluluğum var. O kulübün ne olduğunu bilmiyorsanız açıklamalarda bulabilirsiniz ne olduğunu. O kulübün binlerce üyesi var şu anda. Belki onlardan bir ricada bulunabilirim ileride. Gelin benim şu küçük NFT'mi satın alın diye. Yani ben buraya bir NFT yüklemeye niyetliyim. Şu anda formatı ne olmalı, içeriği ne olmalı ona kafa yoruyorum. Ama böyle bundan zengin olacağımı, hani o bazen duyur da 3 milyon dolara satıldı falanlara ulaşmayacağımı biliyorum. Çünkü bu da bir süreç. Öte yandan bir şey yaratabiliyorsanız, bir dijital eser, video, ses kaydı, yazı, görsel, her şey olabilir. Bir şanssız denemekte de fayda olabilir. Bu NFT dünyası çünkü çok hızlı büyüyor ve hiç belli olmaz, tutabilir. Ve eğer belki istikrarlı şekilde çalışır, kaliteli içerikler üretirseniz sizin de bir gün ciddi NFT gelirleriniz olabilir. Elbette ünlü insanlar için bu daha kolay. Cem Yılmaz NFT'den hemen para kazandı mesela. Çünkü o zaten ünlü. İnsanlar o ünlü kişiyle ilişki kurmak adına bile bu NFT'yi alabiliyorlar. Siz de benim gibi ünlü olmayan birisiyseniz bu konuda dezavantajlı başlıyorsunuz ama yola bir yerden çıkılabilir. Bu bölümde NFT nasıl yaratılır onun üzerine durduk. Onu blockchain'e nasıl kaydediyoruz, MetaMask'a nasıl bağlıyoruz. Aslında bu çerçevede biraz MetaMask cüzdanı da üzerine durduk. Çok önemli bir cüzdan. Pek çok kripto evreni MetaMask cüzdanına çalışıyor. Örneğin Decentraland'de de MetaMask'a daha kolay bağlanıyorsunuz gibi. O yüzden orayı biraz da keşfetmekte fayda var. Ama unutmayın, bugün anlattıklarım size bir yatırım tavsiyesi değil. MetaMask'i de size tavsiye edemem bir cüzdan kullanımı olarak. Ben sadece neler yaşıyorum, neler kullanıyorum ben. Bu konularda bir ipucu vermek istedim. Eğer hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Eğer bu içerik hoşunuza gitmişse aynı zamanda bizim linkini aşağıya ve açıklamalar bölümüne bıraktığım Haddini Aş Kulübü'ne gelin, üye olun. Orada da muazzam içerikler paylaşıyoruz gelişimiz için. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.